biz aslında hani hep Kürtler yoktur. Onun için bizlerin bir mezarı da olabilir. Eğer biz var olsaydık belki bizim bir mezarımız da olacaktı. 1995'te biz o günü her gün yaşıyoruz. 73'te asker özel kimler evi bastılar. Kimlik sorgusu dahil yapılmadan gece 3'te ABM'i aldılar atletle. Hiç unutmam, annem zorla kısa boylu bir gömlek giydirmeye çalıştı. Tam adının dış kapını kapıda giydirdi. Tam o sırada evin telefonu çaldı. Telefonu da kökten koparttılar. Kimseyi dışarı çıkartılmadan askerler, özel kimler abimi alıp götürdüler. Sabah 8'de beni götürdüler. Ben o zaman 11 yaşındaydım. Annemin abime zorla giydirdiği gömlek abimin üstünde paramparça olmuştu. Çetinboğlu Çayı'ndaki çocuk Filistin askerinde asılı durur. Yani anlatılmaz. Hani abla dedi, yani dedi biz bunları yaşıyoruz. 13 yaşındaki çocuk elektriğinden, Filistin askısından abimin ayaklarının altı yere basamıyor. Yere basamıyor, yürüyemiyor. 4 gün sonra beni bıraktıklarında annem sorduğunda diyorlar belki biz oğlunu bırakmışız. Belki oğlun daha çıkmıştır. Annem savcıya gidiyor, savcı diyor karakolda. Karakola gidiyor, diyor Mardin'de. Bu şekilde öyle böyle 7 insanımız 13, 14, 15 çocuklar yok edildi. Tanık olarak başvurdum. Geçen ay karakolda ifademe başvurdular. Polis hala bunca seneden sonra diyor ki ya diyor siz galiba yanlış biliyorsunuz. Devlet böyle şey yapmaz. Sizin çocuklar daha gitmiştir diyor. Şimdi ne yazık ki biz insanlığın bittiği bir ülkede yaşıyoruz. Kendi açımızdan. Hala bugün de cenazelerimiz paramparça. Kimseden çıt yok. İşte herkes bize demokrasi dersi veriyor. Barıştan bahsediyor, insanlıktan bahsediyor, hukuktan bahsediyor. Ama biz hukukun olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlığın tükendiği bir ülkede yaşıyoruz. Ölüm oluyor, insanlar alışıyor. Annem vefat etti, annemin vefatına alıştık. Babam vefat etti, babamın vefatına alıştık. Ama abim 17 sene oldu, alışamadım. Alışamıyoruz çünkü hani bir belirsizliğin içerisindeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz. İşte her cumartesi bir annenin burada kendi çocuğun resmini tutmasını kim tarif edebilir ki? Herhalde hiçbir insan tarif edemez. Ondan söyleyecek, hani abla dedi aslında söyleyecek çok şeyimiz var ama ne diyeceğiz ki, kime diyeceğiz? Yani duyan var mı? Yani 344 kere burada toplanmak bile bir anne için herhalde dünyanın en büyük zor şeyi. Ama ne yazık ki Kürt coğrafyasında anne ve babalar çocuklarını gömüyor veya da paramparça olmuş cesetlerini mezarlara dahil bile bulamıyorlar. Ben sadece bunları söylüyorum.